Bir yazı görmüştüm arkadaşlar. Onu kendime gönderdim. Bakalım açabilirsem, bulabilirsem. Bu insan bak ta Mehdi Aleyhisselam'a kadar ihvan birdir. Değil mi? Ama değil. Allah. Çünkü karman çorman ortalık. Ben çoğunu anlamayacaksınız ama gene de bir şeyler kalır. Böyle vatandaş, gerçi İzmir'de yaşıyor vatandaş, algı yönetimi üzerine çalışıyor. Böyle hikayevari anlatmış, tamam mı? Sanki işte birisi talebelerine anlatıyor gibi anlatmış birkaç mevzu. Bak şimdi. İçinden bir iki yere dikkat çekeceğim böyle. Bilge Savaşçı bir akşam öğrencilerini bembeyaz mermerden yapılma okulunun geniş sütunlu giriş kapısı önünde toplayarak konuşmaya başladı. Hani nasihat ediyor şimdi, onun ağzından anlatacak bazı şeyler. Bu akşam sizinle kendi yaşamımda öğrendiğim bir takım gerçekleri paylaşmak istiyorum ki üzerlerinde düşünebilirsiniz. İnsanların vicdanlarına güvenerek iş yapmayın. Çok acı gerçekler arkadaşlar bunlar. İnsanların vicdanlarına güvenerek iş yapmayın. Çünkü birçok insanın vicdanı sandığınız şey üzerindeki toplum baskısı. Birçok insanın vicdanı sandığınız şey üzerlerindeki toplum baskısından başka bir şey değildir. Eğer yakalanmayacaklarını ve ayıplanmayacaklarını bilirlerse size her kötülüğü yapabilirler. Bir. Sizi korkutmaya çalışan bildiğiniz düşmanlardan korkmayın. Çünkü görebildiğiniz düşmanı yenebilirsiniz. Korkmanız gereken varlıklarının farkında olmadığınız görünmez düşmanlardır. Her masalın bir kötü canavarı, bir de kahramanı bulunur. Eğer masallarda değil, gerçek dünyada yaşamak istiyorsanız orada kötü canavarların ve kahramanların var olmadığını bilin. Dikkat edin şimdi. Kara kalabalıklardan korkun. Güruh. Hey! Ya şa. Korkun onlardan. Ellerini bayrak alıp sallayan insanlardan ne yapın? Korkun. Niye? Çünkü onlarda akıl yoktur. Kara kalabalıklardan korkun. Çünkü kalabalığa karışan insanlar kendi karakterlerini kaybederek hipnotize olmuş bir şekilde tüm benliklerini o kalabalığa ve onu, yani o kalabalığı idare eden kişiye verirler. Herkes bağırır, sen de bağırırsın. Bağırdığın şey doğru mudur, yanlış mıdır, iyi midir, kötü müdür, kafan çalışmaz oraya. Dikkat edin şimdi. Bak, asıl bunun için geldim buraya. İnsan kalabalıklarını yönetmek istiyorsanız bir sürü adam peşine takılsın. İstiyorsanız, biz istemiyoruz. İstemediğimiz için de bak 30 kişi var, 40 kişi var. İnsan kalabalıklarını yönetmek istiyorsanız akıllı ve mantıklı sözlerinizi sallayın. Akıllı hiçbir şey söyleme insanlara. Akıllı şey söylersen millet senin peşinden gelmez. Mantıklı bir şey söylersen millet senin peşinden gelmez. Millet dinlemez seni. İnsan kalabalıklarını yönetmek istiyorsanız akıllı ve mantıklı sözlerinizi saklayın. E peki ne? Kalabalıklar güçlü görüntülere. Ulan ben var ya buradaki en büyük hoca benim ha. Sen bana selam bile veremezsin lan. Abdest aldın mı benim yanıma gelirken? Dersem ben büyük adam olurum size göre. Ama seninle beraber yan yana oturur, çay içersem, nasılsın arkadaşım, kardeşim dersem, o dersin, içersin. Bak, insan kalabalıklarını yönetmek istiyorsanız akıllı ve mantıklı sözlerinizi saklayın. Kalabalıklar güçlü görüntülere, abartmalara, vay kafirler, Allah, vay hocam mı konuştu,
Böyle yaparsanız siz var ya cehennemin dibini boylarsınız, üf be falan. Hepsi içi boş balon bunların arkadaşlar. Ama şu var ki insanlar içi boş balonların peşinden giderler. Onun içinde hani gelinceye takip ettiği bir dirih falan var ya, onu bulamazsınız. Niye? Çünkü bu zatlar böyle yapmadılar. Bu zatlar doğru neyse onu söylediler. Tamam mı? Bu zatlar balon yapmadılar. Sen balonun peşine takılınca bu sefer sen doğrudan kenara çıkıyorsun. Bak okuyorum, bitiyor. İnsan kalabalıklarını yönetmek istiyorsanız akıllı ve mantıklı sözlerinizi saklayın. Hadi bak, akıllı mantıklı konuşma insanlara. Sıkılır insanlar. Masal anlatacaksın insanlara. Bugün Ramazan'ın kaçı? Ramazan'ın 6'sında şu kadar namaz kılarsan şöyle şöyle sevap var ha. Ya öyle mi kılalım? Oğlum geçen sene yoktu bu. Yeni mi çıktı? Ondan önceki sene de yoktu. Bir hiçbir alim bilmiyordu bunu. Yeni mi çıktı bu? Ondan önceki sene de yoktu bu. Yeni mi çıktı bunlar? Niye 500 sene önceki kitaplarda yazmıyor bunlar? Hoşuna gidiyor milletin kardeşim. Milletin hoşuna gidince de bakıyorlar, milletin hoşuna gidiyor. Madem sürelim piyasaya diyorlar. Niye satıyor çünkü? Akıllı mantıkla konuşunca, oysa ben size diyorum ki arkadaşlar teravih kılın. Niye? Çünkü peygamberimiz kıldı. Ashab-ı kiram kıldı. Teravih kılın. Ama yağlayıp ballayamıyorum ben size. Çünkü bana yağlayıp ballanıp verilmedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam teravih kıldırdığı zaman, efendim teravih kılarsanız şöyle olur, böyle olur. Ne yapmadı peygamberimiz aleyhissalatü vesselam? Öyle saymadı. Ben de dolayısıyla size ne yapamıyorum? Yağlayıp ballayamıyorum. Bu sefer ağırlanıyorsunuz. Mantık serin geliyor. Akıllı konuşmak ne geliyor? Serin geliyor. Bak. İnsan kalabalıklarını yönetmek istiyorsanız akıllı ve mantıklı sözlerinizi saklayın. Akıllı mantıklı konuşma insanlara. Akılla anlatacağım, mantıkla anlatacağım. Sen de insansın, ben de insanım. Ortaya mantıkla anlatırım, buluruz ortaya, kabul ederiz. Bu akıllı adamın işi. Kalabalıklarda bu geçmiyor kardeşim. Cemaatlerde bu geçmiyor kardeşim. Cemaatlerde böyle kabaracaksın böyle. Böyle bol keseden sallayacaksın falan. Siz, ben var ya, ben cenneti, nereyi ben cenneti garantilemişim oğlum ben. Böyle sayacaksın böyle. Kalabalıklar güçlü görüntülere, abartmalara dikkat edin ve sürekli tekrarlanan yalanlara inanır sadece. İnsan kalabalıklarını yönetmek istiyorsanız akıllı ve mantıklı sözlerinizi saklayın. Kalabalıklar güçlü görüntülere, abartmalara ve sürekli tekrarlanan yalanlara inanır sadece. Neye inanır? Abartılı, hoşa giden yalanlara inanır. En önemlisi de kesin inançlı olmanızdır. Kesin konuşacaksın. Çünkü kitle, kalabalık, dikkat edin bak, dikkat edin. Çünkü kitle sürekli bildiklerini sorgulayan bilgelere değil. Sürekli benim bildiğim acaba doğru mu? Mesela bak ben size bir şey söyledim, dedim makamı bak bu kesin böyle değil, hani ben %100 böyledir demiyorum dedim yani. Bu sizin hoşunuza gitmez. Bu milletin hoşuna ne yapmaz? Gitmez. Ya? Dünyadaki her şeyi bildiğini sanan sabit fikirli insanlara teslim olur. Ne oluyor peki bu sefer? Böyle insanlar bir sürü piyasada. Böyle insanlar piyasada ne? Bir sürü millet takılıyor bunların peşine. Millet bunların peşine takılınca gelinceye takip ettiği bir dirihman olmuyor işte. Oysa yol belli. Oysa büyüklerimizin bize söylediği şeyler belli. Bizim yapmamızı istedikleri şeyler belli. Yapmamızı istedikleri şeyler belli. Yapabildiklerini yap, yapamadıklarını tövbe et, istiğfar et, ya Mevla'dan yardım iste, af iste. Ama işte acayip arkadaşlar. Öyle hani bugün bende tazeydi, mevzuda gelmişken öyle söyledim size yani.